dakika önce 3 kere şimdi patlama oldu, camlarım sallandı. Nereye düştü bomba? Bombayı nereye düştü bilmiyorum. He. Videoyu atayım sana şimdi abi. Videosunu çektin mi? Çektim. Dırının diyorlar metrolarda. Arkadaşlarınızın evine gidin, hep beraber olun. Yani biz artık hep beraber olunca ne yapacağız anlamadım ki. Şey. 20 dakika önce de 20 dakika önce 8 tane bomba atıldı art arda. He. Şimdi 5 dakika önce tam tamına 5 dakika önce 3 kere patladı. Camlar aşırı sallandı. He. Bombalar patlar patlamaz Wi-Fi'ler otomatik olarak internetler düştü. Hiçbir şekilde bağlantı sağlayamıyoruz. He. Şey, kaç tane öğrenci var şimdi orada tahmini toplam? Parkolda? Yani o kadar öğrenci şu anda mağdur. Mağdur. Oğlum sığınak dedin ya, sığınak için. Sığınak. Yani çok şiddetli bir drone olursa yazacağım. Sığınaklara gideceğiz. O arkadaşını mı arayacağım? Rus muydu o? Ukraynalı arkadaşımı arayacağım, evet. Senin Rus vardı. O Rus dede dediğiniz ne yapıyor? Onunla görüştün mü? Eğer dönüş mönüş gibi bir imkanın olursa, tamam mı? Bavulları olmazsa getirmeyin. Tamam mı? Getirmezseniz o dedeye bırakın siz Rus'a. Evine. Olmadı. Ona teslim edersiniz. Anladın mı? Getirebildiğinizi getirirsiniz. Sen laptopunu falan gelene kıyafet meyafetler taşımayın. Hamallık yapmayın yani. Evet, Ukrayna Harkov'da. Üniversite okuyor. Politeknik'te yazılım mühendisliği. Üçüncü senesi. Hazırlıkla beraber 5 yıl zaten. 24'ünde yani bugün bilet alınmıştı Türk Hava Yolları'nda. Fakat sabah 5'te kalktığında bomba sesleriyle uyandılar. Türk Hava Yolları'nda uçuşunu iptal ettiler. Vallahi arda arda bombalar patlıyor diyor. Yani biliyorsunuz Harkov aynı zamanda Ukrayna'nın ilk başkentiydi. Daha sonra Kiev oldu. Vallahi şu anda herhalde Rus işgal altında yani. Odessa'da kalanlar Moldova sınırına doğru yönleniyorlar. Bekliyoruz yani, Moldova sınırından geçemiyorlar. Şimdi Harkov'da olduğu için Harkov Moskova'ya doğru yakındır yani. Daha sınırda Moskova sınırı zaten daha önce Rus işgalinde, çoğu da Rus şeyinde olduğu için işgalinde herhangi bir çıkış da yapamıyorlar yani. Evden de çıkamıyorlar. Çünkü kim vurduya da gidebilirler. Yani çünkü kimin orada silah attı, kimin vurdu, kimin ateş etti de belli değil. Yani Ukrayna zaten Harkov'un içinde çoğu şey Rus. Rus kökenli yani. Ukrayna halkı daha az orada. Donetsk'e de yakın. Donetsk'e yakın zaten. Bekliyoruz işte.